Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Unblock oyununu anlatacağım. Bu oyunumuz 6 yaş ve üzeri çocuklarımız için uygun bir oyundur. Oyunumuz bireysel bir oyundur. Oyunun kazanımlarına geçmek istiyorum. Strateji geliştirme, görsel algı ve hafızayı güçlendirme, hızlı düşündürme, dikkat odaklanma, mantık yürütme, problem çözme, plan yapma becerisi geliştirme. Bu oyunu oynarken hem eğleneceğiz hem de öğreneceğiz. Hazır mısınız? Şimdi oyunumuzun içerisinden bir adet oyun platformu çıkmakta şu şekilde. Toplamda 25 adet şu şekilde oyun plastik parçalarımız var arkadaşlar. Bir adet de kırmızı renk var. Bu oyundaki amacımız bir tane bizim sıkışan bir parçamız olacak. O parça da kırmızı. Bu kırmızı sıkışan parçayı şuradaki görmüş olduğunuz alandan şöyle dışarıya çıkartmaya çalışacağız. Amacımız dışarıya çıkartmak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere oyunumuz bayağı zengin bir oyun. Toplamda bizim oyunumuzun içerisinde birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye olmak üzere 3 tane kitapçığımız mevcut. Bu 3 kitapçığın içerisinde de toplamda 480 tane aşamamız var. Her sayfada 4 tane oyun olmak üzere. Her sayfada 4 tane bölümümüz var arkadaşlar. Bunları sizlerle beraber oynayacağız. Oyunu oynarken oyun platformunu şu şekilde önünüze alacaksınız. Çıkış yönü sağ tarafınıza gelecek biçimde. Oyunda 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm olmak üzere bölgelerimiz var. Oradaki bölgelere uyarak parçalarımızı dizeceğiz. Ben şimdi sizler için dizeyim. 1. oyunda şunu oynayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle. En üstte bizim bir tane üçlü parçamız var. Bu üçlü parçayı en üstte yerleştiriyorum. Onun altında iki tane boşluk var. Çaprazında da yani üçüncünün bitim noktasında da bir tane daha üçlü parçamız var. Kırmızı sıkışan parçamız ikilinin hemen altında. Şimdi arkadaşlar geri kalan parçalarımızı koyuyoruz. Koymam gereken şurası. Şuraya bir tane dik iğne koyuyorum. Bir tane büyük parçayı yatayına koyuyorum. Bir tane daha şuraya koyuyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bir tane küçük koyuyoruz hemen altına. Bir tane daha küçük koyuyoruz. Amacımız şuradaki kırmızı parçayı şuradan dışarıya çıkartmak. Şöyle hemen bir hamlelerimizi yapalım. Şöyle yaparsak. Aslında bu oyunun amacı ne kadar az hamleyle yani ne kadar iyi bir iş çıkartmaya çalışmak. Şöyle. Kırmızı parçamızı dışarı çıkarttık. Aslında daha az parçayla yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar ikinci oyunu göstereyim ben size. Şöyle. Hemen dizelim. Hemen şunu şöyle yerleştiriyoruz. İki tane üçlü bu sefer. Şu tarafta olacak. Bu sefer sadece iki tane üçlü kullanıyoruz. Küçük parça daha fazla kullanıyoruz. Şöyle. Bir tane daha şurada olacak. Şimdi şuradaki parçayı dışarıya çıkartmaya çalışacağız. Bakalım. Bunu aşağıya çekmeden zaten hiçbir şey yapamayız. Şöyle yapalım tekrardan bir dakika. Şunu şöyle yapıp. Şu an. Yok, böyle olacak yine. Şu yukarıya. Bu parçayı şöyle alacağız. Bunu böyle alacağız. Şunu şöyle yapıp bunu en üste çıkartalım. Şunu şöyle yapalım. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. Biraz zor bir oyun.
doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü bu oyuna tamamen odaklanmanız lazım. Aklınızda başka hiçbir şeyin olmaması lazım. Bu oyun sizlerde odaklanma, dikkat, strateji becerini geliştireceği için bu oyunu oynarken, daha doğrusu bu eğitim seti, bence bundan hepsi bir eğitim seti. Bu eğitim setini yaparken sadece yapmış olduğunuz işe odaklanmalısınız ve bu yapmış olduğunuz işin önemli bir şey olduğunu, sizde bir şeylerin geliştireceğini farkına vararak yapmanız gerekmekte. Ben bile video çekme esnasında bazen stres olabiliyorum ve oynayabileceğim, yapabileceğim oyunları stresten yapamayabiliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle, bu oyunun içeriğinde bayağı bir oyun var içeriğinde. Yani 480 tane aşama var. İlk başlangıç olarak birinci seviyeyi, sonra ikinciyi, sonra üçüncüyü. Basitten zora doğru gidecek. Aslında bakarsanız basiti bile biraz zor yani. 6 yaş çocuklara hitap ediyor. Ama şöyle, ilk 20 sayfasına kadar çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama 20'den sonra oyun biraz daha zorlaşmaya başlıyor. Daha fazla taşlar geliyor. Daha fazla sıkışan parçamız oluyor. Birbirlerini sürekli çakıştırır vaziyete geçiyorlar. Hani siz daha fazla düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Nasıl çıkartabilirim? Kendime nasıl bir çözüm yolu üretebilirim diye düşünüyorsunuz. Ama sonuç itibariyle oynanabiliyor. Hani yapamayacağınız bir oyun değil. Kendinize inanın. İyice odaklandıktan sonra kesinlikle yapabilirsiniz. Ben bu oyunu Hobi Eğitim Dünyası tarafından aldım. Sizler de eğer bu oyunu beğendiyseniz alabilirsiniz. Sayfayı aşağıya link olarak bırakacağım. Oyunu ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.